Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Taharetu cildil meyteti İslami usullere göre boğazlanmamış olan ölü hayvanın arkadaşlar derisinin temizlenmesi. Ve mâ lâ yu'kelû. Bir de eti yenilmeyen hayvanların boğazlanarak derisinin temizlenmesi neyle? Bid-dibagati ve tezkiyeti. Birinci grubun derisi tabaklamakla temizleniyor. İkinci grubun derisi ise boğazını kesmekle arkadaşlar. Tezkiye ile eti yenilmeyen hayvanların derilerini temiz hale getiriyoruz ve kullanabiliyoruz. Ve kullu ihabin her deri ki dubiga tabaklandı fakat tahure tabaklandıktan sonra da kesin temizlenmiştir. Bi kavlihi aleyhissalatu vesselam. Hazreti Peygamber'in üzerine elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin olsun. Bugün Hazreti Peygamber'in aynı zamanda dünyaya teşrif ettiği gece değil mi Yasin? Aynen. Hazreti Peygamber böyle buyurmuş arkadaşlar ki Allah adına konuşmaya hüküm vaaz etmeye yetkili olan Hazreti Peygamber. O öyle dediyse öyledir. Eyyuma ihabin hangi deri olursa olsun dubiga fakat tahure tabaklanırsa temizlenir. Vel ihabu ihab nedir arkadaşlar? İsmun lil cildi kable dabri. Tabaklanmadan önceki derinin ismidir. İhab. Ve ize tahure eğer tabaklandıktan sonra bu deri temiz oluyorsa o zaman cazeti salatu ma'ahu onunla beraber melbusen yani giyinerekten namaz kılmanız caizdir. Ev mefruşen veya onu serersiniz, onun üzerinde namaz kılarsınız. Ev mahmulen veya üzerinize böyle atarsınız, onunla namaz kılabilirsiniz. İlla cildel hınziri tabaklanmakla bir tek domuzun derisi temizlenmez. Niçin? Linnecaseti aynihi. Çünkü domuzun kendisi aynı arkadaşlar. Zatı, cüssesi, kütlesi necis olduğu için vel ademiyi insanların derisi de tabaklanmakla temizlenmez ama insanların derisinin tabakla temizlenmemesi li kerametihi şerefli olduğundandır. Herhangi bir insanın derisinin tabaklanıp normal ihtiyaçlarında diğer insanların kullanılması İslam'da yeri yoktur arkadaşlar. Çünkü en şerefli mahlukat insandır. Ona saygı vardır. Ve zekre fi şerhi ey el ispicabiyi ispicabide şöyle zikretmiş ve fi ba'din nusahi ve bazı nuskalarda ise sarraha bihi yani sarahaten yani bazı nuskalarda ve zekere diye geçiyor değil mi Yasin? Bazı nuskalarda ise sarahaten sarraha bihi yani sarahaten onu ne yapmış? Söylemiş. Ne demiş? Kullu hayvanin bütün canlılar hangi canlı olursa olsun fark etmez. İza dubiga bit tesmiyeti besmele ile İza zubiha bit tesmiyeti
Eğer besmele ile kesilirse tahure cilduhu ve lahmuhu ve şahmuhu, cildi, derisi, yağ, değil mi? İç yağı ve cemi'u eczaihi ve bütün o hayvanın cüzleri temizlenir. Siva el hınziri, ama domuz müstesna. Sevaun kâne me'kûlel lahmi, istersen bu hayvan eti yenilen hayvanlardan olsun. Ev gayre me'kûlel lahmi, veya eti yenilmeyen hayvanlardan olsun. Vakat takaddeme el kelamu fi hâzâ, yani bununla alakalı kelam geride geçti, hem de müstevfen, yeterli bilgi geride verildi. Fi evvelil fasli, faslın evvelinde. Bu konu geride arkadaşlar. Yeterince açıklandı. Başka burada açıklamaya girmek istemiyor İbrahim Halevi Hazretleri. Cildul Ademi'yi Adem'inin, yani Hazreti Adem, Adem'e mensup olan insanın derisi, İze vaka minhu miqdaru zufrin filmai, tırnak miktarı kadar olsa bile, eğer suya düşerse, suya atılırsa veya işte suya girerse, yufsidu el ma'e, suyu bozar, ifsad eder. Yani su necis olur. Niçin? Li'ennehu necisun. İbrahim Halevi Hazretleri burada insan derisinin necis olduğunu söylüyor arkadaşlar. Necis olduğundan dolayı da su necis olmuş oluyor. Tabii insan derisinin necis olması. Evet. Burası biraz kafama takıldı arkadaşlar. Yani insan derisinin necis olması. Geride kullanılamaz dedik, çünkü yani şerefli olduğundan dolayı burada da necis olur. Necis olduğundan dolayı yani bu burası biraz arkadaşlar bana uymadı, kusura bakmayın. Yani bu zaten deriye kan da sirayet etmiyor ki yani. Kan derinin altındadır yani. Böyle dese yani, işte tecennese dese, değil mi? Teneccese, pardon. Teneccese dese, yani işte kan, derinin altında kan olmuş olabilir, kan sürülmüş olabilir. İşte bu kandan dolayı su necis olmuştur dese, biraz yani biraz anlayacağım da, evet arkadaşlar, burayı da fazla neyse İbrahim Halevi Hazretlerinin üzerine gitmeyelim arkadaşlar. Ve fil Hakaniyeti, Hakaniye isimli eserde arkadaşlar, kullu ma kâne su'ruhu necisen, böyle salyası veya işte sur artık arkadaşlar, ama artık nasıl necis oluyor? Tabii o salyanın, değil mi? Necis olmasından kaynaklanıyor. La yethuru lahmuhu ve cilduhu bizzekati. Yani böyle salyası arkadaşlar, yani suyu böyle içtikten sonra ağzından böyle o suya biraz su düştükten sonra o suyu necis eden hiçbir hayvanın eti ve derisi normal bir hayvanı boğazlamakla, normal bir kesimle kestikten sonra bu temiz olmaz diyor arkadaşlar. Vakat kaddemna el kelame aleyhi, ve geride bu konuyu da geçirdik diyor. Vel esahhu taharatu cildihi dune lahmihi. Ama İbrahim Halep Hazretleri esah görüşün, bu eti yenmeyen hayvanın
boğazlanmasıyla beraber cildinin temiz olacağını, etinin ise temiz olmayacağı görüş geride geçti arkadaşlar. Onu burada tekrar etmiş oldum. Van Muhammed'in İmam Muhammed Hazretlerinden arkadaşlar bir görüş var. Cildül kelbi ve zi'bi köpeğin ve kurdun derisi arkadaşlar. Yethuru bir zebhi yani onları normal hayvan boğazlar gibi boğazlarsak temiz olacağını söylüyor. Ve asebul mektifi ve azmuha böyle laşe yani boğazlanmadan ölen hayvanın sinirleri artı kemikleri arkadaşlar. Ve karnuha artı boynuzları ve rişuha ve şa'ruha tüyleri üzerindeki hayvanın yünü, kılları ve şa'ruha kılları ve sufuha yünü koyuna göre koyundaki yün. Şa'r işte keçideki kıllar ve zilfuha bu üç ne diyor şey Yasin aşağıda bir şey diyor mu orada acaba? Toynak. Burada ne Öyle mi? diyor? Orada başka bir şeyden bahsediyor da toynak manasında. Toynak yani o at değil mi? Katır, eşek gibi o hayvanların şeyi arkadaşlar. Ayakkabıları yani değil mi? Ve ayakkabı mesabesindeki o bölümü. Çünkü oraya kan ne yapmıyor? Sirayet etmediğinden dolayı herhangi orada bir ruh diyelim olmadığından dolayı buralar arkadaşlar temiz olur. Ve keze hafiruha ve mihlebuha hafir o da şey değil mi Yasin? Mesela Ayak. hafir de toynak manasında. Bunlar muhtemelen farklı hayvanlara kullanılıyor. Yani işte bazı hayvanlarınkine zırh deniyor, bazı hayvanlarınkine hafir deniyor. O zırh belki de şey koyun keçi gibi yani böyle ikili olan o hafir de at Olabilir, olabilir Selen. eşek katır gibi tek böyle ikiye arada bir şey ikiye bölünmeksizin olan tırnaklar arkadaşlar. Bu mihlabuha mihlap arkadaşlar o da neyi? Böyle kartal değil mi? Şahin doğan gibi hayvanların, yırtıcı hayvanların tırnakları. Evet, Bunlar arkadaşlar pençe. bu pençeler olsun. Diğer hayvanların ayakları olsun arkadaşlar. Yani ayaklar derken o yere bastıkları kısmı kastediyoruz. Bunlar temizdir arkadaşlar. Bak kulluma evet. Ve kulluma la tahulluhu el hayat minha tahirun yani işte kendisinde hayat hulul etmeyen yani işte bir et gibi değil yani veyahut da bir kas gibi değil arkadaşlar. Böyle olmayan hayvanlardaki bu bölgeler yani direktmen kanın işlemediği canlılık emaresi olmayan bu yerler temizdir arkadaşlar. Bunları kullanabiliriz. İzelem tekun aleyhi dusumetun. Ne zaman tabii bunları temizdir deriz. Eğer üzerinde yağ yoksa hayvanın işte iç yağı veya işte derinin altındaki yağlar. Lima ruya an Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu teala anhuma kale İbni Abbas rivayet etmiş Hazreti Peygamber'den. Allah Teala bizleri kendilerine rahmet eylesin. Ne buyurmuş Hazreti Peygamber? Kale innema harrama Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber neyi yasakladı? Minel meyteti lahmeha yani böyle boğazlanmamış boğazlanmadan böyle ölen hayvandan Hazreti Peygamber etini yasakladı. Fe emmel cildu ve şa'ru ve sufu
Ama o hayvanın derisine gelince, kıllarına ve yününe gelince fela be'se bihi, onu kullanmakta bir sakınca yoktur. Vel kelamu aleyhi müstevfen fi şerhi, bununla alakalı kelam Halebi Kebir'de tam zikredilmiştir. Mesele orada tamamen ele alınmıştır. Ve emme cildul fiili, peki filin derisine gelince arkadaşlar, feyyet huru bir dibagati, tabaklanmakla filin derisi de temizlenir. Kesair-i sibai, diğer yırtıcı hayvanlar gibi, nasıl ki diğer yırtıcı hayvanların derileri tabaklanmakla temiz oluyor, kullanılıyor. Fil denilen o koskocaman hayvanın derisi de aynen böyledir. Ve azmuhu tahirun, filin arkadaşlar kemikleri temizdir. Yecuzu bey'uhu, yani satılabilir kemikleri. Vel intifa'u bihi, ondan faydalanılabilir. İlla inde Muhammed'in, ancak İmam Muhammed burada farklı bir görüş beyan etmiş. Fe inne indehu, İmam Muhammed'e göre arkadaşlar, evet, fe inne indehu, evet, el fiile necisun, yani fe innel fiile indehu necisun, necisul ayni. Yani İmam Muhammed'e göre arkadaşlar, fil aynen kelhınziri, domuz gibi, komple aynı necis olarak değerlendirmiş İmam Muhammed. Fela yecuzu el intifa'u minhu bir şeyin, İmam Muhammed'e göre ondan, yani onun işte derisinden, yani ondan hiç faydalanılmaz derken, acaba domuz gibi mi kastetti onu Yasin? Veya şey mi diyelim, işte derisinden, kemiklerinden vesaire. Evet. Fela yecuzu Yani el Seda, intifa'u bu bir şeyin. ibareden biraz domuz gibi anlaşılmıyor mu? Evet. Tam hiçbir şekilde filden ne yapılmaz. Hı. Zaten Ama işte aynı domuz gibi necisül aynı olarak değerlendiriyor ya. tarihe baktığımızda onu savaş aracı, tank gibi kullanmışlar. Yani fil ordusu mesela gelmiş Kabe'yi yıkmak için adamlar kullanmışlar. Yani evet, İmam Muhammed çok enteresan bir görüş burada serdetmiş yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim, yani tamam domuzda arkadaşlar, eyvallah. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de onunla alakalı ayet var yani. Ama fil, artık fil pek Arabistan bölgesinde pek bulunmayan bir hayvandır. Yani daha fazla Hindistan, o taraflarda olan bir Altyazı. hayvan. Ve ruhi an Muhammed'in, İmam Muhammed Hazretlerinden yine arkadaşlar bir rivayet var. İmraetun, kadın örnek veriyor mesela. İmraetun, bir kadın ki sallet, namazını kıldı. Ve fi unukiha gıladetun aleyha sinnu esedin ev sa'lebin ev kelbin. Yani bir bayan arkadaşlar namaz kılmış veyahut da kılıyor. Ama boynunda ne var? Bir gerdanlık var. Ve o gerdanlıkta arkadaşlar işte aslanın dişinden, bir adam belki de kocası aslan avcısıdır, aslan yakalamış, onun en güzel dişini de ona hediye etmiştir. Böyle kolye yapmış, takmış. Talebin veya tilki yakalamış, adam dişini çıkardı. O günkü şartlardan bahsediyorlar. Mesela şimdi tek taş diyoruz ya. O zaman da demek ki adam böyle tek diş. Olamaz mı Yasin? Tek diş. Olabilir Selam, niye olmasın? Ev kelbin, veyahut da adam bir köpeğin dişini takmış olabilir hanımının boynuna. Cazet salatuha, o hanımefendinin namazı, veyahut da bir erkek de olsa fark etmez arkadaşlar, namaz caizdir. Niye? Ve tahareti hadil eşyayı, bu şeyler temiz olduğundan dolayı.
Ve kezalike sinnul insani, yine aynı şekilde insanın dişleri de temizdir. Ve azmuhu tahirun, kemikleri de temizdir. Fi sahihi, sahih olan görüşe göre. Dolayısıyla fetecuzu es-salatu ma'ahu mutlakan ala zahiril mezhebi, mutlak olarak arkadaşlar mezhebin zahir görüşüne göre burada namazda engel olan bir şey yok. Namaz caizdir. Ve an Muhammed'in, İmam Muhammed'den yine arkadaşlar bir rivayet var. Enneha la tecuzu izâ zâde alâ kadri dirhemi. İmam Muhammed Hazretleri buyuruyor ki arkadaşlar, eğer dirhem miktarından fazla olursa insan işte kemiği, eğer dirhem miktarından fazla olursa onunla namaz kılmak caiz değildir. Sadece insan kemiğine mi yönlendirelim Furkan? Yok, senin galiba diş de bilmem ki olur mu. Yani fetecuzu es-salatu ma'hu mutlakan dediğine göre, yani imam şeye göre, İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf'a göre istersen ne kadar olursa olsun caizdir. İnsan kemiği veya dişlerin kaç tane olması o kadar önemli değil. Yani onlarla olur, ama İmam Muhammed zannedersem o insan kemiğinde bir sınırlandırmaya gidiyor. Yani dirhem miktarı kadar olursa caizdir. Dirhem miktarından fazla olursa caiz değildir. Peki. Yani hem dişte hem kemikte. Evet. Ve zekere eşşeyh el imam el-isbân ke Tiyu, Allah Allah. Bi kesril hemzeti ve iskani sini el muhmeleti, noktasız olan sinin. Ba'deha ba'un, ondan sonra bir ba var. Muvahhidetun, tek noktalıdır. Ve elifun, sümme nunun sakinetun, daha sonra elif var. Değil mi? Elif var, ondan sonra bir sakin nun var. Ve kafun, bir de kaf var. Bu mensubun ile isban kete, bu İspankete denilen yere nispettir. Karyetun min kura isbicab, esbicab değil mi? İspicabi demiyorum, biz o fetalanmış orayı, ama isbicab denilen yerin arkadaşlar bir köyü. Fi şerhihi, onun şerhinde ne demiş? Es-sincabu, sincabı ele almış arkadaşlar. Ey fervuhu, yani sincabın derisi. İza uhrice min daril harbi, eğer darul harpten çıkarılırsa, yani demek ki oradan bizim bu tarafa ne yapacak Yasin? Nakil var. Ve ulime ennehu medbuğun bi vedekil meyteti, eğer ölü bir hayvanın böyle yağıyla ne olmuşsa, Tabaklanmışsa. yani böyle ondan, böyle o ölü olan hayvanın yağı ona sürülmüşse arkadaşlar, böyle onun derisine böyle. La tecuzu es-salatu bihi ma'lem yuhsen, bu sincabın derisiyle, yani kişi diyelim ki üzerine aldı, bir yerine astı, onunla namaz kılamaz. Li'ennehu teneccese ba'de dibagati bil vedeki, yani ona böyle o ölü olan hayvanın böyle yağından sürüldüğü için o sincabın derisi necis oldu arkadaşlar. Dolayısıyla onunla
namaz kılınmaz. Feyyet huru bil gasli felafen mal asri. Ancak onu böyle üç defa yıkarsak ve her yıkadığımızdan sonra böyle sıkarsak o zaman temizlenir. Ve in ulime ennehu medbuğun bi şeyin tahirin. Ancak temiz bir şey sürülmüşse, temiz bir şeyle dabaglanmışsa cazet es-salatu bihi, onunla namaz kılınır. Ve in lem yuksel, yıkanmasa bile. Ve in şekke ennehu medbuğun bi şeyin necisin. Ama necis bir şeyle böyle dabaglandığı hususta kişi şekke düşerse, şek ederse, ev bir şeyin tahirin, veya acaba bu dabaglandı, yani bu sincabın derisinin dabaglandığı şey temiz bir şey mi, veyahut da işte necis olan bir şey mi diye kişi burada şekke düşerse arkadaşlar, fel eftalu en yuhsele, burada eftal olan şey o derinin yıkanmasıdır ki adama vesvese gelmesin. Liyezule eşşekku, ta ki şek ortadan kalksın. Ve illem yuhsel caze, ancak yıkanmasa da onunla namaz kılırsa caizdir. Binaen ala ennel asla et taharetu. Çünkü asıl olan şey temizliktir. Biz onu kabul ederiz. Devam ediyoruz Yasin. Siz bilirsiniz Sena. Yani burada kalalım bugün. Tamam Yarın Sena. gece.